Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности, воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bilindiği gibi dünya buğday üretiminin yaklaşık üçte biri Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu buğdayların açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizlersiniz. Orada bir anlaşmazlık var ama bu gemilerin bombalanmasından dolayı, gemilerin bölgesinde bir patlamalar oldu. Bundan dolayı Rusya'nın aldığı bir karar bu. Dolayısıyla oradaki gemilerin intikali, gemilerin denetlenmesi vesaire gecikecek. Zaten kalabalıkta orada çok ciddi bir yığılma vardı. Bu daha da artacak.
Forsvaret fra og med i morgen vil skjerpe beredskapen i Norge. Vi har i dag ingen grunn til å tro at Russland vil ønske å involvere Norge eller noe annet land direkte i krigføringen. Men krigen i Ukraina gjør det nødvendig for alle NATO-land å være mer på vakt.